Selam genç arkadaşım. Benim hocama hoş geldin. AYT fizik çalışmalarımız devam ediyor. Konumuz bu sefer bileşke hareket. Diğer bir ismiyle de sizlerin bildiği nehir problemleri. Ağırlıklı nehir sorusu çözüyoruz da. Rüzgar falan da olabilir yani. Güzel bir konu, e, ufak bir noktamız var. Oralara eğer özen gösterseniz bir derste de hemen karşılığını alacaksın, hemen rahat rahat da sorularını çözeceksin, hemen de inşallah nete dönüştüreceksin. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi anlatacağım bir şeyler gerçek hayatta da karşınıza gelen bir şeyler. Şimdi bakın, burada öncelikle şuna dikkat edin. E, hareket eden sistemlerde bulunabiliriz. Örneğin bir AVM'ye gittiniz, tabii gitmeyin siz tabii anlattım değil mi? Gitmeyin oturun dersinizi çalışın değil mi? Ben gittiğimi farz edin tamam mı? Ben geziyorum bak buradan çıkacağım gideceğim şimdi. Bu son videom yeter gideyim ben. Bana müsaade. Ne oldu? Yürüyen merdivene bindim. Tamam o kendi kendine gidiyor. Bir de üstünde ben de yürüyebilirim. Yani duble hareket yapmış oluyoruz. Bu arada ben çıkacağım kata çok hızlı bir şekilde çıkmış oluyorum. Ne oluyor? İşte bileşke hareketten faydalanmış oldum aslında. Hareketli bir ortam, araç ya da referans sisteminde bulunan ve bu ortama göre sabit hızlı bir cismin o sisteme göre hızı denilebilir. Örnek arabaya göre, akıntıya göre, merdivene göre gibi hızlarla tanışacaksınız. Örnek bakın 3V hızıyla yukarıya çıkan bir merdivenin üzerinde o adam ben olayım. V hızıyla ben çıkıyorum. Şimdi bu olayda çok önemli şey. Çok önemli bir kısım buraya yedirin özellikle. Eğer benim merdivene göre hızım dersem o zaman merdiveni unut. Ben neyle gidiyorum? V li. Kime göre ama? Merdivenin üzerindeki hızım oluyor. Buraya lütfen çok dikkat edin. Merdivene göre hızı dersem merdivenin hızını kapat gözünü bu adam V gidiyor. Sadece bu. Ve burada bileşke hız dediğimiz bir kavramla karşılaşıyoruz. Bak adam 3V ne yapıyor? 3V hızıyla yukarı giden merdivenin üzerinde V gidiyorsa o zaman bileşke hızı nasıl bulmam lazım? Yani bu ne demek oldu? Şu. Yerde duran birisi. Şurada benim Aa bu Barış hocamın diyen bir öğrencim olsun mesela falan. Ben de ne yapıyorum hemen 3 ile gidiyorum, ile gidiyorum. Bu beni ne görüyor? Sonuçta bunların ikisini birden yaptığımı görüyor. O zaman benim bileşik hızımı hem merdivenin hem de benim hızımın vektörel toplamı olarak görüyor. Yani ne oldu o zaman? 3 V, V da 4 V gördü. Kime göre tabii? Yerdeki adama göre. Ama diyelim burada da başka bir öğrencim olsun. O da asansörün üzerinde duruyormuş. Sıfır. E, o da asansörden fayda şey merdivenden faydalanıyor. O 3V'le merdivende gidiyor. Ben de gidiyorum. Fazlalık V, değil mi? O zaman beni V görür. Adamına göre benim cevabım değişkendir. Ve biz bunu en çok nerede kullanıyoruz? Aslında şuymuş bak. Yere göre hız kavramı çok önem taşıyor bak. Referans sisteminin hızı örneğin az önce neydi? Merdivenin hızı. Bu yönde 3V ve benim hızım bu yönde V'de. O zaman benim bileşke hızım aslında yerden bakan birine göre bakılan yani biz buna yere göre hızlıyoruz. Örneğin bir yüzcüğü düşünelim. Buradan yola çıkıyor V1 hızıyla. İşte ne bu? Yüzcünün Hız, hızı, bu. Yani suyun akıp akmamasının önemi yok burada. Bak oru sadece V1. Ama akıntı da varsa işte burada. Ne yapıyorum? O zaman ben bu adamın yerden bakan, şuradan bakan bir adam ne görecek bunu? hem yüzücünün yüzdüğünü hem de akıntıyla hareket ettiğini. Yani bu ikisinin bileşkesiyle gittiğini söyleyecek. Burada bir V2 gibi hız vektörüyle gittiğini görecek. Tabi bu işin içinde de akıntı var değil mi? O zaman sen çizsene bakalım vektörleri. V1 vektörü bu. Akıntı vektörü de buysa sen neyle gidiyorsun? V2. Aslında bu V2 ne oldu? Kimin, kime göre bu hız? Bu yere göre hızdır. Ama bu adamın suya göre hızdır. Değil mi? He, demek ki ne oldu? Yere göre hız, suya göre ile akıntının toplanmış halidir. Değil mi? Bak bununla bunu toplayınca bunu veriyor. O yüzden bir cismin hangi hızının verildiğine çok iyi bak. En kıymetli yer bu. Suya göre hız verilirse akıntı hızı eklenmen, eklenmesi lazım ki sen yere göre hızı ver. Ama adam sana yere göre hızı verirse zaten bileşki hızını vermiş oluyor. O yüzden buraya lütfen... Çok iyi oku sorularda nasıl bağlı harekete neydi Kimin baktığını anlamaya çalışıyor Kim gözlüyor diyorduk O zaman burada da hangi hızın verildiğine bakacağız Hadi bakalım Yere göre 50 kilometrelik hıza sahip rüzgarlı bir havada Bak yer zaten duruyor Yani rüzgarın hızı sağa doğru 50'ymiş Kağ şehirinde bulunan uçak havaya göre Ne demek havanın hızından bana ne diyor Benim hızım 450 diyor değil mi Şimdi ama göreceğiz 450 ile L şehrine gidiyor. Beklemeden K'ya geliyor. İş çok kolay. Neydi? Yol, hız, çarpı zaman. Ve şimdi dikkat edin. Bu adam giderken kaç kilometre yol alacak? 4000 kilometre yol alacak. Hangi hızla gidecek? Ya ben 450 ile sola gitmek istiyorum ama rüzgar da bana engel olmaya çalışıyor şimdi. Neyle gittin yani aslında sen? 400 ile ne kadar zamanda? T1 sürede O zaman bu adamın gitmesi 10 saatine mal oldu. Peki diyor ki geri de gelsin hemen diyor. Bekleme yapmadan hemen geri dön. Bu sefer geri dönüş zamanı. Yine yol 4000 mi? Peki uyan. Bu sefer sen 450 ile böyle gidiyorsun. Rüzgar da sana 50 ile destek olduğuna göre sen toplamda neyle yani bileşki olarak baktığın zaman 500 hızda gidiyorsun. Ne kadar zaman alacak? T2. O zaman bak hop dönüş süren 8 saat oldu değil mi burada? Neyi soruyor? Uçak K şehrinden yola çıktıktan kaç saat sonra tekrar K. Ya? Yani git gel süresinin toplamını istiyor. Yani 18 saatte bu yolculuğu tamamlayacak. İş kolay. Tren vagonunda seyahat eden emir vagon hareket ederken düşey doğrultuda yağan. Yani bu ne demek? Aslında şöyle yağmur böyle yağıyor değil mi aslında orijinalde? Böyle yağmur taneleri böyle düşeyden yağıyor. Ama damlaların vagonun camından alfa açısıyla yapacak şekilde bak şöyle bir açı çizmişim ben buraya. Kitabı olanlar daha da güzel görüyordur. Alfa açısı yaptığını görüyor değil mi? O zaman bakalım tren doğu yönünde mi hareket ediyordur? Şimdi ne yapıyor? Tren vagonunda duruyor bu arkadaş. Ne yapacak? Bak, bu bir bağlı hareket. Böyle görebilmem için bak ne yapacağım? Bağlı hareket. Kimi gözlemliyorsun? Yağmuru. Yağmur eksi kim? Kimdi bu adam? Emir. Emir. O zaman bakalım. Yağmur aşağıya doğru, değil mi? Görüş şeklinle senin şu. Bunu ben bileşenlerine ayırdığım zaman tutturamadık renkleri. Bunun bir bileşeni buraya bakıyor, bir bileşeni bu. Bak, bununla bu birbirini götürdü. O zaman bunu yok etmek için ne yapacağız? Ya yani bunu olması için ne olacak? Demek ki Emir'in tersi sola. Bak hakikaten ne bakalım şimdi. Bununla bunu toplarsan Şöyle bir yön çıkar değil mi? He ama bu dikkat emirin tersi değil mi? Demek emirin orijinal haline doğuya doğru gidiyormuş yani trende. O zaman tren doğu yönde gidiyormuş. Peki tren hızını arttırırsa ne olacak? Şimdi sen o zaman alfa değişecek mi? Bak uyan. Bu yağmurun hızıydı. Bu da trenin tersiydi doğru mu? Ve sen ne yapıyorsun? Bunun bileşkesini görüyordun sen. Bu bileşkeyi görüyordun. V bileşke diyelim. Bağlız işte alfa. Şimdi uyan vektörler çok kolay. Sen eğer T'yi büyütmeye kalkarsan. Büyüt 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 büyüt. O zaman senin bileşken de şöyle bir yere gelecek mi? Yani açı ne yaptı? Artmış oldu. Emire göre yağmur damlalarının sürati trenin süratinden büyüktür. Bak uyan. Emir ne görüyor? Şimdi bir kere yağmur damlaları bu hızla yere iniyor. Doğru mu? Yağmurun hızı bu. Ama bu arada tren de hareket edince emir ne gördü? Şu bileşkeyi gördü. Doğru mu? Şu vektör düzeninde en büyük olan kimdir tabii ki? V bal Yani gördüğü hız trenin hızından da. Mesela örnek veriyorum. Yağmur 3 ile yağıyor. Tren de 4 olunca sen ne görüyorsun? 5 görüyorsun değil mi arkadaşım? O zaman ne diyor sana? Emir'in gördüğü hız 5 yağmurun hızından büyüktür. Yes you can Emir. Bak ÖSYM'nin belki en sevdiği soru tiplerinden biri. Ok yönünde hareket eden bir platform üzerinde durmakta olan. Normalde duruyor bu Ali. Elindeki cismi platforma göre. Yani bu ne demek? Platformun hızından bağımsız olarak. Düşünmüyor yani. Ben diyor atacağım yukarı diyor. İster platform otobüs gitsin ister gitmesin. Beni bağlamıyor diyor cismin maksimum yüksekliğe kadar ulaşan hareketini. Ali ne görecek? Yerde duran Murat. Murat ne yapıyor? Bak bu da duruyor. Neyi görüyor peki Murat? Hem platformun hareket ettiğini. Yani o zaman şöyle görelim. Murat aslında şöyle bir şey görecek. Hem platformun buraya doğru gittiğini, hem de topun yukarı doğru atıldığını. Bu ne olur? Şöyle belli bir süre tepeye çıkana kadar bu bir eğik atış oldu. O zaman Murat bu arkadaşın yukarı yönde eğik atış yaptığını görecek. Yukarı yönde düşey değil. Aşağı yönde de görmüyor. Yukarı yönde eğik atış. Bunlar kaldı geriye. Peki bu arkadaş ne görecek? Uyan şimdi. Bu biraz daha hem bağlı hareket hem bileşke. Aslında senin elindeki cisim nasıl hareket ediyor? Hem böyle hem böyle gidiyor. Yani cisim bu, değil mi? Bakanın gözü çıksın. Ali bu arada platformun hızına da sahip oluyor mu bu V hızına? İşte bak bu V platform. Ne oluyor? Bir de ve cisim diyelim bunlara. Karıştırmayalım. O zaman bakanın gözü çıksın dersem. Ve bağıl. Acaba ben ne görüyorum? Bileşkesini görmem gerekiyor dersem. Ne yapacağım? Ee, bu gördüğün cismin bileşkesi ne yapıyor? Şununla şu değil mi? Ama Ali'nin hızında düşmem gerekiyor. Ali zaten platformun üzerinde hareket ediyor. O zaman platformun hızında geri düştüm. O zaman ne oldu? Bunlar gitti. Sonuç cismin bu hareket yaptığını söyler. Ve çıkar, iner. Bunun adı ne? Yukarı yönde Düşe yatış. Hatta burada şunu görebilirsiniz. Bunu çok deneylerinde seyretmişsinizdir tahmin ediyorum internette. Giden arabanın üzerinde adam mesela ne yapıyor? Topu atıyor. Hala aynı yere düşüyor. Niye? Çünkü o top neye sahip oluyor? Zaten o platformun v hızına. Bir de buraya sahip oluyor. Buraya geliyor. Bu buraya geldi. E buraya geldi. Hala eğer hızlanma olmadıysa aynı yere düşecek aslında. Zıplasan da aynı yere gidersin. Otobüste en basit örnek ya. Bak hepiniz biliyorsunuz belki otobüste. Otobüste zıpla. Nereye düştün? Aynı yere düştün. Ama adamına göre değişken. Dışarıdan bakan birine göre aynı yere düşmedin. Ama sana göre ben burada zıpladım. Gene bu taşa düştüm. Aynı numaralı taşa düştüm hatta. Akıntı hızının kıyıya paralel ve veya olduğu nehirde bir kayık K noktasından L noktasına T1 sürede gidiyor. Ve T2 sürede de dönüyormuş. Şimdi çok güzel. Ne yapacağız? Kayığın bir hızı var şöyle. Hadi gidelim mi? Yol ne kadar? X. X yolunu V çarpı T'den buluyoruz. Şimdi giderken ne kadar yol aldın? X. Hangi hızla gidiyorsun? VK ile gidiyorsun. Ama akıntı sana karşı geldiğine göre kayığın hızından akıntıyı düşeceğim. Ve ne kadar zamanda gideceğim? T1. Peki dönüş zamanına gelelim. Gene aynı x yönünü alacağım. Ama bu sefer kayıkla akıntı aynı yönde. O zaman ne dersin? V kayık artı V akıntı çarpı T2. Şimdi sana diyor ki T1 ve T2 ile ilgili bir şeyler soracaksa. Hadi biz de o zaman T1'i çekiyorum. X bölü VK eksi VA. T2'ye bakıyorum nedir? X bölü VK artı V akıntı. Şimdi istediğin soruyu sor bana. Ne diyorsun bakalım? Hazırım ben kayık süretini arttırırsa bak şu adam büyürse ya da bu da büyürse payda büyür mü paydanın büyümesi süreleri azaltır yes değil mi peki akıntı hızı artarsa akıntı büyürse buna dokunmadım bu büyüyünce burası küçülür tüm komple o zaman buranın küçülmesi T1'i arttırır akıntı büyürse payda büyüyeceği için T2 azalır T1 artar T2 azalır yes Akıntı ters yönde akarsa. Şimdi çok dikkat, çok basit geçeceğim burayı. Burası farktı değil mi? Bir anda akıntı ters olursa, hop bir anda topladım ben burayı. Ne oldu? Büyüdü. Azaldı. Akıntıyı terse bir çevirdim. O zaman bir anda buradaki sayı ne oldu? Küçüldü. Bu küçüldüğü için de T2 ne yaptı? Arttı. T1 azaldı. T2 arttı. Bak olay çok basit. X eşittir VT. Emin olun bu konuda böyle hızlanma yavaşlama da yok ya. Rahatsız. Ve çok değerli bir soru. Yani bundan sonraki çözeceğim sorularda diyebilirsiniz ki ya hoca bazen akıntı ekliyor bazen eklemiyor ne yapıyor? Nereden bu iş? İşte nedeni burada. Akıntı hızının kıyıya paralel ve VA olduğu neydi? yere göre hızı verilen VK ve suya göre hızı verilen VL verilmiş. Çok değerli. Neydi olay? Yere göre hız, YG diyelim buna. Neydi? Suya göre hız artı Akıntıydı. Yani bunun anlamı ne demek? Suya göre akıntıyı ekleyerek ancak yere göre buluruz. Yere göre zaten eklenmiş haliydi. Yani bu ne demek? K'ya ben akıntıyı eklemiştim zaten. K böyle başladı ya. Devam et kardeşim. C'den çıkar. Yere göre hız verilirse akıntıyı kullanma demiştim. Ama suya göre hız verildi mi? Evet o zaman bunun ucuna akıntıyı da ekliyorsun. Nereye doğru gideceksin şimdi? Şöyle başladığın yer burası. Bitirdiğin yer burası. Git. 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 G. O zaman bu adam C, bu adam G'den karşı kıyıya çıkacak. Çok önemli bir soru. Yere göre hız verildiyse akıntıyı ekleme, suya göre hız verildiyse akıntıyı ekle. Bir daha al benim geri istiyorsan. Çok önemli çünkü. Akıntı hızının kıyıya paralel ve veya olduğu nehrin. X, Y, Z noktalarından suya göre. Yani akıntıyı eklemem gerekiyor bu soruda. Karşı kıyıya geçme sürelerini soruyor. Bak iş çok kolay. Madem bu adamlar böyleyse hepsine birer tane akın tekliyorum. Aslında süre etkilenmeyecek ama bu bir genel terbiyemiz olsun bizim. Ne oldu sonra başlıyorum. Bak X. Bir hareket yapınca buradasın. İkinci harekette burada mısın? Yani X'in karşıya geçmesi ne kadar sürecek? İki hamle. O halde ben buna şöyle diyebilirim. 2T. Peki Y'ye geliyorum. Başlangıç bitiş. Bak 1. Aynı vektörden bir tane daha ekledim 2. Bir tane daha ekledim 3. 3 hamle yaptı mı? O zaman bu arkadaş 3 T'de. Peki Z'ye geliyorum. Başlangıç bitiş. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 hamle sürdü. Doğru mu bu da? O zaman bunun karşıya geçme süresi 6 T. O zaman kim en geç karşıya ulaştı? Z. Sonra kim? Y. En sonunda da X'tir. Bakın çok sıradan bir yöntemdir ama çok garanti bir yöntemdir. Böyle oturursun, ekle ekle gidersin vektörlerden, karşıya da geçeriz rahat. Akıntı hızının kıyıya paralel ve veya olduğu nehirde, suya göre hızları, bak yani akıntı eklenmemiş hızları verilen yüzücülerden K, T süre sonra D'den çıkıyor. Bak sen buradan girip buradan çıkacaksın diyor. Nasıl çıkacağım ya? Bak bakalım. Onunla onu birleştirmeye kalksam. Böyle. 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 O zaman böyle gitmem lazım. Peki o zaman senin hızın normalde bu değil miydi? O zaman ben bunu bu çizgiye ulaştırmam için şöyle bir birimlik bir akıntı ekleseydim. Bak bakalım şimdi ne oluyormuş. İyi seyret. Birinci hamlede buraya mı geldim? Değil mi? İkinci hamlede buraya gelirim. Üçüncü hamlemde de yani K 3 hamlede karşıya geçiyor. Ve sen bu arada 3 hamleye ne demiş oldun? T süresi demiş oldum. O zaman suya göre olduğuna göre bunların ikisi de. Buna da akıntıyı eklemem gerekecek mi? Evet, bak ekliyorum. Ucuna hemen akıntının da bir birim olduğunu öğrendim buradan, değil mi? Bu, buradan neyi öğrenmem sağladı? Akıntının bir sağ olduğunu, bir iki üç hamlenin de T olduğunu anlattı. O zaman hazırım şimdi. Başladığım yer burası, bitirdiğim yer burası, başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. A'dan çıktım. Bir kere bak A'dan çıkacağını bulduk. Zaten cevabı da bulduk. Kaç hamlede? 6 hamlede geldim. Doğru mu ben? 6 hamlenin adı ne olur? 2T olur muydu orantıya göre? O zaman 2T sürede A noktası oldu hemen. Akıntı hızının kıyıya paralel ve sabit olduğu neh nehirde K ve L'den suya göre giren yüzcülerden K yüzcüsü P'den çıkıyormuş. Bak K P'den çıkacak. Nasıl gitmesi lazım onun? Buradan. Aa, o zaman bu adamın buraya gidebilmesi için K'nın ucuna neyi eklersen buraya gelebilir? Bak hop, bunu eklersen. Bak deneyelim bakalım. Birinci hamlede burada, ikinci hamlede. Yani iki hamlede geçti. Doğru mu? K nereden çıktı? P'den çıktı. Başka ne öğrendik? Akıntının da sağ tarafa doğru bir birim olduğunu da öğrendim ben. Değil mi? Bak şu da akıntıydı. O zaman aynı akıntıyı buna da eklersem ben. Değil mi? Hadi gidelim bununla da. Bir, iki hamle. O zaman bu da P'den çıktı. O zaman L dediğin adam da iki hamlede P'den çıktı. Doğru mu? O zaman başlayalım. L üstte P'den çıkar. Karşıya geçme sürelerine bakıyor. Bu adam kaç hamlede geçmişti? İki. Bu adam kaç hamlede? İki. O zaman süreler de eşittir. Yüzcülerin yere göre hızları. Ha, uyan şimdi. Yere göre hız neydi? Bileşkestir. Bak buna biz yere göre hız diyoruz, değil mi? hız. Peki bununkine bak. Onda da bu değil mi? Diyor ki eşit büyüklükte mi? Bunun uzunluğu 2'ye 1'den ne kadar arkadaşım? Kök 5. Buna gel 2'ye 1'den bu da mı kök 5? Eşit büyüklükte. Eşittir deseydi gümlerdik ama eşit büyüklük dediğine göre gümlemeden devam ediyoruz. Sayısal da yapmadık demeyin arkamızdan. Çünkü öğretici bir özelliği olacak sayısalında. Ne diyor bakalım? Akıntı hızının kıyıya paralel ve bir olduğu nehirde dikkat et. Suya göre. Bak en çok aradığım kelimeler. Yani akıntı verilmemiş halde. O zaman ne yapacağız? Yamuk adamlarla işimiz olmaz. Bizim bu beşe hemen ne yapacağız? Biz bileşenlerini ayıracağız kardeşim zaten. Bak ayırdım bir bileşeni buraya doğru. Bir bileşeni de buraya doğru. E cos 53 0.6'dan 3 sinüs 53 4 oldu mu? Yani sen şöyle yapıyorsun. Benim için 5 öldü artık. 4 buraya, 3 buraya var. Bu arada akıntıyı da kullanmam gerekecek mi? Çünkü suya göre dediysem akıntı olan biri de kullanacağım. Ve şimdi çok değerli bir şey. Seni karşıya kim geçirir? 3 mü, 1 mi, 4 mü, hepsi mi? Tabii ki de seni karşıya kim getirecek? Sadece düşeyler, düşeyden sorumlu yani 4 sayesinde karşıya geçersin. 3 sayesinde asla geçemezsin. Hep burada sürünürsün bu tarafta. Karşıya geçmek istiyorsan dik gideceksin. O zaman hemen aklına gelecek şu. Yol hız çarpı zamansa. Karşıya geçerken almam gereken yolu vermişiz bak. 24 metreyi 4 hızla t saniyede gidiyorsan demek ki bu iş 6 saniyede bitecek arkadaşım. Peki neyi soruyor? Onu mu soruyor? Ha L'ye uzaklık. Şimdi uyan. Sen 3 sola bir sağa ediyorsun. Eğer bunlar eşit olsaydı dimdik karşıya geçerdin değil mi? Şuraya geçerdin. 4 olsaydı sadece böyle. 3 var bir de buraya bir olunca bu adam buradan bir yerlerden çıkacak mı? Bir M gibi bir noktadan. Yani sana bu LM arasındaki mesafe nedir diye soruyor. E kolay. Bak gene aynı şekilde X eşittir V çarpı T'ye göre. LM arasındaki mesafe. 3 sola bir sağa ise aslında sen iki sola gidiyorsun bak. Ne kadar zaman takıldın? Hop buradan buldum yani. Altı. O zaman L ile M arasındaki mesafede 12 metre oldu. Şimdi bunu biraz daha işte yoruma taşıyalım. Niye sayısal yaptık? Bu yorumu sormak için aslında bak. Şimdi akıntı hızının VA olduğu nehirin K noktasından suya göre yani akıntı kullanan V hızıyla giren yüzcü T süre sonra L'den de zaten bakalım. Ne oluyor? Bu V var. Suya göre olduğuna göre ne yapıyoruz? Bak şöyle yapıyorsun. Bu V var sende. Başka akıntı var. Değil mi? O zaman senin karşıya geçerken ne kadar yol alacaksın? Şurayı bilmiyoruz. Şurayı isterseniz X diyelim. Hemen yazıyorum. X yolunu kim aldırtır sana? V mi? V akıntı mı? Veya X de mi? Tabii ki de V. V çarpı T'dir. Dolayısıyla T yerine ben X bölü V yazabilirim. Peki seni kim sola saptırdı? Yani bu D yolunu kim aldırdı? Hiç sende bileşen yok. Akıntı var. Gene yazıyorum bak. X eşittir V çarpı T'ye göre. D yolunu akıntıyla T zamanda aldığıma göre yani D'yi böyle de yazabil, bırakabilirim. Ya da biraz T'yi de yerine koyarak şöyle de yazabilirim. V akıntı X bölü V diye de yazabilirim ben bak. Belki lazım olur. Şimdi konuşalım. Yüzcünün V hızı daha büyük olursa Bakalım neler oluyormuş. V hızı büyükse süre azalır. V hızı büyükse D de azalır. İkisi de azalır. Akıntı hızı daha büyük olursa. Burada akıntı var mı? Yok. O zaman süre etkilenmedi. Akıntı büyük olursa D büyük olur sadece. Ne olur? T değişmedi. Akıntı hızı. Bak uyan. Sen bununla bunun bileşkesine ne adını veriyorsun? Yere göre hız adını veriyorsun. Doğru mu? Diyor ki Akıntı daha küçük olursa yere göre hız azalır mıydı? Uyanacağın şey basit bak. Şimdi sallıyorum. Bu uzun olsun biraz akıntı. Şöyle uzun. Burası da V'di bak. Bu V, bu VA. Sonuç senin bileşken yani yere göre hızın V, Y, G bu çıkıyordu doğru mu? Peki ben akıntıyı küçük çizersem bak. Çizerek bile anlarsınız. Hmm. V, bak YG hızınız daha da küçük çıktı değil mi? Bu daha. O zaman akıntıyı azaltırsan yere göre hızı da azaltırsın. Biraz daha değişik bir soru. Akıntı hızının kıyıya paralel ve sabit olduğu nehirde suya göre hızları verilen K ve L'den giren yüzcülerden sırasıyla M'den ve N'den. Bak K nereden çıkıyor? Bu hedefle girince yani hayaller burasıydı bu kadar saptı. Ama L ne yapıyor? Buradan çıkmış bak. Aslında bak sapma mesafelerimizden anlayabiliriz bak. Bak akıntı olmasaydı K dümdüz çıkacaktı. Akıntı var diye buraya çıktı. M'ye çıktı. L ne oluyor? Akıntı olmasa K'ya çıkacaktı. Akıntı var diye N'den çıktı. Doğru mu? İyi. Seni kim saptırdı 2x? O zaman şöyle der. 2x saptıran şey akıntı çarpı T1 süresi suda kaldı. Peki öteki ne yaptı? 4x saptı. Çünkü akıntıyla T2 süre takıldı. Doğru mu? Vay. Güle güle. Bak T1'in T2 oranını kaç buldum ben? 1'e 2'ymiş. Yani bu adam K, T sürede karşıya geçerken bu adam 2 T sürede geçiyormuş. Ki akıntıda iki kat etkilendin yani sen. Doğru mu? Şimdi sor bana. Hızlarını soruyor. Vay uyan. Şu nehrin genişliğine D dersem. Senin bu D yolunu, başlıyorum K için konuşuyorum. D yolunu VK hızıyla aldı T sürede doğru mu? Peki diğeri D yolun neyle aldı? VL ile 2T zamanda aldı. E ben bunları oranlarsam tak 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 2'yi karşıya attım. K'nın hızı L'ninkinin iki katı olmalıydı. Zaten şöyle düşün. Bu adam T zamanda bu 2 T'de ise bu adam V oluyorsa bu adamın 2 V olması lazım değil mi? 2. Yani K daha hızlı olacak ki kısa zamanda karşıya geçsin. Evet güzel bir veda sorusu bununla ilgili. Akıntı hızının kıyıya paralel ve doğu yönde 2 v, v olduğunu yerde. Batı yönde hareket eden kayın suya göre hızının grafiğini vermiş. Bak şimdi başlıyor. Suya göre hızım V iken sonra 2 V'ye kadar çıkmış artmış. Yani sen önce V ile başlıyorsun değil mi? 0 T zaman aralığında ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Akıntı bu yönde 2 V. Sen olaya başlarken V'sin değil mi? Sonra yavaş yavaş 2 V'ye doğru geliyorsun değil mi? Yani bu ne demek oldu? 2V'ye gelene kadar aslında akıntıdan küçüksün değil mi? O halde nereye doğru gidersin? Akıntı seni harcar. O zaman sağ tarafa doğru gidersin. O zaman yerden bakan gözlemci ne der? Oğlum sen akıntıdan yavaş yüzersen sen bu yönde gidersin der. Yani doğu yönde hareket ettiğini söyler. Peki T ile 2T'de ne oluyor? Senin hızın 2V. Yani akıntı karşıdan 2V. Sen de 2V gidersen ne oluyor aslında? Suyun içinde sen duruyorsun. Kime göre? Yerden bakana göre. O zaman TL 2T aralığında yerden bakan gözlemciye göre suda duruyordur. Sonra ne oluyor? 2'yi de geçip 3'e doğru çıkmaya başlıyorsun. Yani akıntı 2 ve sen yavaş yavaş 3V'ye gidiyorsun. O zaman ne oluyor? Bu tarafa doğru gittiğini yani 2T, 3T aralığında yerden bakan gözlemciye göre artık batı yönünde gitmeye başladın. Evet bileşki hareketleri de bitirdik hayırlısıyla arkadaşlar. Bileşki hareket de bakın bağlı hareketle bağlayabilirsiniz. Ama bir şey söylemiştim bağlı hareketle. Aynı referans sistemine göre. Yani bir hareketli suya göre, bir hareketli yere göre sorup ondan sonra bağlı hareketi sormanız olmaz. Aynı referans sistemine göre konuşacaksınız. Ve bağlı hareketle bileşke hareketi birleştirmek kolay ama kendilerine ait de birçok bağımsız soru tipi var fark ettiyseniz. Dolayısıyla bu ikisini ayırt et. Zaten biz kitabımızda da soru bankasında da konu anlatımında da bunları ayırttık. Testleri de birbirlerinden ayrı. Yani bağlı harekete çalış, bitir. Bileşke harekete çalış, bitir. Ödev verdim zaten soru bankası zamanı. Bir sonraki konumuz zaten hareket grafikleri bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Müzik